Herkese İstanbul'dan tekrardan iyi günler diliyorum. Ben Profesör Doktor Akçağan Geptiremen. Özel bir üniversitede farmakoloji ana bilim dalı başkanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı nigrostriatal yolak dediğimiz beyindeki özel bir bölgedeki nöronların yani sinir liflerinin tahrip olmasına bağlı yeterince dopamin açığa çıkamamasına bağlı olarak ortaya çıkan özel bir hastalıktır. Çoğunlukla yaşlılarda görülen bir hastalık tipidir ve ülkelerdeki yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak çağımızda yaşam sürelerinin uzamasına bağlı olarak ...gittikçe daha fazla görülen bir dejeneratif hastalıktır. Burada tabi sebebi çoğunlukla bilinmemekle beraber... ...nadiren de olsa bazı sebeplere bağlı... ...Parkinson hastalığını görebilmekteyiz. Karbonmonoksit dediğimiz soba zehirlenmelerinde... ...mangan, civa, siyanür gibi ağır metal zehirlenmelerinde... ...ve alkol zehirlenmelerinde, travmada... Nöroleptik kullanımı dediğimiz şizofreni hastalarının kullandığı bazı ilaç türlerinin yan etkisi olarak rezerpin dediğimiz antihipertansif bir ilaç türünde ve opioid tarzı ilaçların kullanımında da görülebilmektedir. Ama biraz önce söylediğimiz gibi çoğunlukla sebebi bilinmemektedir. Semptomlar yani bulguları nelerdir acaba? Hastalarda hangi bulgularla biz teşhisi koyabiliyoruz? İstemli hareketleri yapamama en başta. Özellikle de tremor, titreme dediğimiz durumun karşımıza çıkması. Akinezi, bradikinezi ve maske yüz dediğimiz, hareketlerin yavaşlaması, yapılamaması ve maske yüz dediğimiz durumda da hem mutluluk anında hem üzüntü anında yüzdeki ifadenin değişmemesi durumu olarak ifade edebiliriz. İstirahat tremoru yani dinlenme durumunda sürekli olarak ellerin titremesi durumu, postür bozukluğu, hastalarda anteversiyo pozisyon dediğimiz öne doğru hafif vücut şeklinin eğilmesi, hastaların çok yavaş ve küçük adımlarla, yürür vaziyete gelmesi. Bir diğer bulgu kas ciddesi durumudur. Kaslarda sertlik oluşmaya başlaması ve ileri vakalarda da demans dediğimiz bunama durumunun da bu tabloya eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Burada kullanılacak ilaçları söylemeden önce aslında bu hastalığı tümden tedavi edecek bir ilaç grubumuz bulunmamaktadır. Kullandığımız ilaçların tamamı semptomatik yani var olan semptomları düzeltmeye yönelik olan ilaçlardır. Bakarsak hangi ilaçlar olduğuna çoğunlukla Bunlar vücuttaki dopamin eksikliğine, beyindeki dopamin eksikliğine bağlı ortaya çıktığı için normal şartlarda dopaminle asetilkolin adlı iki tane nöro aracı maddenin dengesinin bozulması. Yani ya dopamini arttırmamız gerekmekte ya asetilkolini azaltmamız gerekmektedir tedavide. İlk yol en çok tercih edilen yoldur ve eksik olan dopaminin yerine konması veya indirekt olarak arttırılması şeklinde bir tedavi daha çok benimsenmektedir. Ancak burada kullanılacak olan dopamin yerine kullanılacak olan L-dopa dediğimiz L-dopa dediğimiz madde mümkün olan en düşük dozda hastaların semptomlarını tamamen geçirmek yerine hastaların günlük hayatını idame ettirecek dozda kullanılması tercih edilmektedir. Bunun sebebi de çok hızlı bir şekilde 2 yıl, 3 yıl gibi bir süre içerisinde dopaminin etkisizleşmesi durumu söz konusudur. O sebeple mümkün olan en geç dönemde tedaviye eklenmeli ve mümkün olan en düşük dozlarda kullanılması önerilmektedir. Acaba levodopa'yı nasıl kullanıyoruz, L-dopa'yı? Piyasadaki adı levodopa. Ancak levodopa'nın ağızdan alınması bağırsaklarda ve beyne ulaşmadan önceki basamaklarda büyük bir oranının inaktive edilmesine ve beyne çok düşük miktarlarda ulaşmasına yol açacağı için genellikle L-dopa ile karbidopa adlı başka bir maddeyi yani periferdeki yıkımını ağızdan alındığında bağırsaklarda ve diğer karaciğer vesaire gibi organlarda parçalanmasını önleyen yardımcı bir maddeyle beraber kullanmaktayız efendim. En başta kullandığımız dopamin takviyesi yöntemi bu olup diğer yöntemlere bakarsak diğer yöntemler indirekt olarak dopamini arttırmak şeklinde söyleyebiliriz. Bunları nasıl yapıyoruz? Dopamin agonistleri dediğimiz Apomorfin, Bromocriptin, Pramipexol ve Ropinrol adlı ilaçları bu şekilde D2 reseptörlerini dopamin yerine bağlanarak bu reseptörleri uyarmasını ve hastalardaki bu semptomları geçirmeyi amaçlıyoruz. Diğer iki ilaç grubuna bakarsak burada da dopamini parçalayan iki tane enzimden bahsedebiliriz. Monoaminooksidaz, MAO ve COMT, Kateşol-O-Metil-Transferaz enzimleri. Bu iki enzimi inhibe ederek indirekt yoldan dopamin seviyelerini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu grupta yer alan ilaçlarda oldukça sık kullanılıyor hekimler tarafından. Entakapon ve Tolkapon, Kont inhibitörü, Rasajilin ve Selejilin adlı iki tane ilaçta MAO inhibitörü olarak karşımıza geliyor. Bir diğer tedavi şeklimiz ise dopamini ellemeden antikolinerjik dediğimiz asetilkolin seviyelerini düşürerek bu dengeyi tekrardan tutturmak. Bu amaçla da verebileceğimiz örnek olarak verebileceğimiz ilaç triheksifenidil olarak karşımıza geliyor ve diğer grup olarak adlandırdığımız amantadin aslında bir virüslere karşı kullanılan bir ilaç ve difenidramin adını verdiğimiz aslında antihistaminik olarak kullandığımız bir başka ajanı da ilaç tedavisinde Parkinson'da kullanabiliyoruz. Evet konuşmamızın başında da söylediğim gibi Eldopa adlı ilacımız etkinliği en yüksek ilaçtır. Ancak etkisi 2 ile 10 yıl sürmekte hastanın genetik yapısına bağlı olarak bazı hastalarda 2 yıl sonra tamamen etkisiz hale gelebilmektedir. Ve yine dediğimiz gibi karbidopa ile beraber kullanılmasında klinik etkisi birkaç haftada çıkıyor. Ancak bu ilaçla ilgili şunu söylemekte fayda var. Tüm semptomlara oldukça başarılı bir şekilde etki etmekle beraber tremor dediğimiz hastalarda görülen titremeye en az etki eden ilaç dopamin agonistleri ve L-Dopa'dır. Bunu da hastalarımızın bilmesinde fayda var. Kullanan hastalarda ne gibi yan etkiler ortaya çıkmak en sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, istem dışı hareketler, klinik cevapta azalma, yine uykusuzluk, öfori, cinsel istek artışı ve sıcak basması gibi semptomlarla yan etkilerini özetleyebiliriz. İlaçlarla etkileşimi çok önemli. Eldopa kullanan veya dopamin muadili kullanan kişilerde ilaç etkileşimlerinde baktığımız zaman özellikle B6 vitamini ile etkileşmesi çok önemli. B6 vitamini ile kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Çok sık yapılan hatalardan bir tanesi dejenerasyon tipi hastalıklarda B vitamini ekleniyor tedaviye ancak Parkinson tedavisinde L-Dopa'nın yararlılığını azaltan bir ilaç olarak söyleyebiliriz B6 vitaminini. Yine monoamino oksidaz inhibitörleri dediğimiz bir tarz antidepresan ilaç grubuyla etkileşmektedir. Yine metildopa adını verdiğimiz antihipertansif bir ilaç, rezerpin adını verdiğimiz antihipertansif bir ilaç ve özellikle de şizofreni tedavisinde kullanılan nöroleptik ilaç gruplarıyla da ilacın etkinliğinin azaldığını söyleyebiliriz. L-Dopa'dan sonra Dopamin agonistlerinden de kısaca bahsetmek gerekirse bu grupta bromokriptin, pramipeksol, ropinirol gibi ilaçlardan bahsetmiştik. Tek başlarına hastaların %50'sinde tedavi sağlamakla beraber klinikteki en önemli kullanımları biraz önce söylediğimiz L-Dopa'ya yardımcı tedavi olarak kullanılması. Bu sayede L-Dopa'nın da dozunu düşürmek ve yan etkilerinin sıklığını azaltmak mümkün olabilmektedir efendim. Ve son grubumuz olarak da antikolinerjiklerden bahsetmek isterim. Antikolinerjikler içerisinde konuşmamın başında da birkaç tanesinden bahsetmiştim. Trieksifenidil, biperiden, bornaprin, benstropin gibi ajanlardan bahsedebiliriz. Bu ilaçların eldopanın aksine tremorlara en faydalı ilaç grubu olduğunu söylemek mümkün. Ve özellikle de genç hastalarda yaşı çok fazla ilerlememiş Parkinson hastalarında belirgin tremorları görmekteyiz. Bu tip hastalarda genç ve tremorları belirgin hastalarda eldopadan daha yüksek verimlilik sağlamaktadır tedavide. Bugün sizlere Parkinson hastalığı hakkında bilgi vermeye çalıştım. İstanbul'dan hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum efendim.